Ben demiştim diyebilirim sanırım. Çünkü dünle ilgili bütün tahminlerim hakikaten tuttu. İki haftadır geriye çekilen borsa dün Pavel'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti tekrar. Pavel'ın ne söyleyeceğinde satır satır tutturdum diyebilirim. Arada Pavel ben metni yazmışım da okuyormuş gibi hissettim. Konuşmanın çok büyük bir bölümünde. Dün YouTube katıl ve Haddini Ağaç Kulübü üyeleriyle canlı yayındaydık. Satır satır üzerinden gittik hem... FED para komitesinin açıklamalarının hem Powell'ın ne söylediğinin işte bu çerçevede bugün piyasalar nereye doğru yönlenecekler konusunda size bazı açıklamalarım olacak. Önce Powell ve FED ne diyor ve bu neden önümüzde ciddi bir ekonomik rejim değişimin önünü açıyor. Bu piyasalara neler getirebilir konusunda tahminlerimi sunacağım. Hazırsanız başlıyoruz. FED dün faizleri sabit tuttu ama Eylül ayında indirim yapacağına dair net mesajlar verdi. Ana FED dokümanına baktığımızda mesajlar biraz daha fluydu. Orada birkaç tane kelimeyle oynadıklarını gördük. Bir tanesi enflasyonun somewhat elevated yani enflasyonun kısmen yüksek olduğunu sokmuşlar metne. Daha evvel yüksek olduğunu söylüyorlardı. Bir de dual mandate yani bizim iki görevimiz varı çok vurgulamışlar. Daha evvel biz enflasyona çok odaklıyız diyorlardı. Bu sefer enflasyona ve işsizliğe çok odaklıyız ve enflasyonda yol aldığımızı düşünüyoruz, ciddi yol aldığımızı düşünüyoruz dediler. Metin aşağı yukarı bu çerçevedeydi. Böyle kelimelerle oynadıkları bir metin. Powell çıktı, o metni temelde bir okudu. Orada büyük bir heyecan yoktu. Fakat daha sonra ilk gelen soru da Powell'ın aslında Eylül ayında faiz indirimi yapacağız konusunda hazırlık yapıldığını fette ifade ettiğini gördük. Soru acaba Eylül'de bir faiz indirimi olacak mı çerçevesindeydi? Ve Powell şunu çok net söyledi. Enflasyondaki bu düşüş devam ederse indiririz dedi. İşsizlikte bir sorun olursa indiririz dedi. Yani biz indirmeye bahane arıyoruz dedi. Daha evvel hep belirsizlikten bahsediyorlardı. Şimdi indireceklerini söylüyorlar. Kaç indirim olur yıl sonuna kadar kaç indirim olur o konudaki sorulara pek cevap vermedi. Ama artık görevimizin enflasyon bölümünü büyük oranda tamamladık artık işsizliğe odaklıyız ifadesi temelde buydu. Bu tabii oyun planı tamamen değiştiriyor. Artık Amerika Birleşik Devletleri'nin enflasyonla olan mücadelesini kazandığını görüyoruz. Elbette Eylül toplantısına kadar Temmuz ve Ağustos enflasyon verileri gelecek. Orada kötü şeyler olursa moraller bozulabilir. Ama bir yandan bakıyorum emtia fiyatları dünyada düşmeye devam ediyor. Petrol düşmeye devam ediyor. Amerikan tüketicisinin muazzam bir tüketim gücü de yok. Bu çerçevede çok ciddi bir yukarı doğru enflasyon hareketi beklemiyorum. Yani Fed'in sözüne sadık kalacağına inanıyorum ben de ve Eylül'de ilk indirimi geleceğini düşünüyorum. İlk indirimin 25 bas puan olacağını tahmin ediyorum. FED ani hareketler yapmamaya çalışıyor. Öngörülebilir olmaya çalışıyor. Borsayı önden hazırlıyor. Yani bu konuda iletişim stratejisini başarılı yönettiklerini kabul etmek gerekiyor. Bana kalırsa faiz indirimine geç kaldılar. Bundan dolayı sektörel resesyonlar oluştu bile. İşte otomobilde resesyon var hep bahsediyoruz. Dışarıda yemek yemede resesyon var. Konutta Resesyon var ama ülkenin tamamı resesyona girmedi. Ekonomik aktivite ciddi olarak yavaşlamış da olsa. İstihdam verilene ne kadar güvenilir biraz tartışılabilir ama istihdamda da büyük bir çözülme yok. Zayıflama var. Zaten dün Powell aynı benim ifade edeceğini düşündüğüm gibi iş gücü piyasası dengelendi dedi. Ve bu denge Covid öncesi seviyelere gelmiş durumda. Yani artık her iş arayan insan için iş var piyasada ama çok açık ara bir fırsat yok orada. Bu da aradığımız dengeydi dedi. Yani iş gücü piyasasını dengelemiş. O dengeyi biraz daha bozulmasına göz yumabiliriz ama aşırı bozulmasını istemiyoruz. Yani büyük bir işsizlik dalgası yaratmak istemiyoruz. Bir yandan enflasyonu coşmasına izin vermediğimiz için biraz daha beklemek istiyoruz dedi. Bence gerek yok beklemelerine ama hani tabii ben o adamların pozisyonunda değilim. Kendi gelecekleri için, Amerika'nın geleceği için doğru şey yaptıklarını düşünüyorlar. Ve taklit etmek lazım öyle veya böyle enflasyon indi ve Amerika herkesin beklediği gibi büyük bir resesyona girmedi ekonomi yavaşlasa da. Şimdi bu çerçevede önümüzdeki dönemde neler olacak? Bir kere artık rejim değişti. Ekonomik rejim. Yani para sıkılaştırma döneminden para gevşetme dönemine doğru giriyoruz. Faizlerin düşmesi demek piyasalara daha kolay şekilde kredi verecek demek ve piyasalar zaten bu konuda FED'i de beklemiyorlar. Dün hem 2 yıllıklar hem 10 yıllıklarda ciddi gevşemeler vardı. Çünkü FED sadece gösterge faizi ortaya koyuyor. Gerçek faiz ise piyasada oluşuyor ve piyasalar zaten 75 bas puan indirimi fiyatladılar bono piyasalarında. Onu da görüyoruz. E, faizlerin düşük olduğu bir ortamda da ekonomik aktivitenin daha canlı hale gelmesi mümkün. Küçük bankalara bu yarayacaktır. Çünkü küçük bankalarda biliyorsunuz çok büyük devlet kağıtları vardı ve faizlerin yükselmesiyle ellerindeki düşük faizli kağıtların değeri azalmıştı. Oraya yarayacaktır. Küçük şirketlerin tamamına yarayacaktır. Finansman bulmakta sıkıntısı olan startuplara bu iş yarayacaktır. Yani aslında ekonominin bütün aktörleri için uğurlu bir döneme doğru giriyoruz. Ne zamana kadar? Faiz indirmene kadar. Şimdi burada şöyle bir endişe oluyor bazı insanlarda. Geçmişe bakıldığında faiz indirimlerinden sonra borsaların düştüğü görülüyor. Bu doğru. Ama o faiz indirimlerinin çoğu zaman sebebi Amerikan ekonomisinin resesyona girmesiydi. Faiz indirimlerinin yapılması da resesyonun Merkez Bankası tarafından kabul edilmesi olarak algılanıyordu. O yüzden bu sefer faizler düşse de piyasalar düşmeyebilir. Yani bundan şu anda emin olmak zor. Bir de o döneme kadar Amerikan ekonomisi nasıl gidiyor ona bakmak lazım. Mesela buradan Eylül'e kadar çok sert resesyon işaretleri gelirse ki beklemiyorum. Çünkü ikinci çeyrekteki büyüme gayet makul. Üçüncü çeyrekte de böyle çok alarm veren bir durum yok bence henüz. Ama öyle bir şey olursa Fed'in o faiz indirimi olumsuz olarak algılanabilir galiba resesyona giriyoruz diye. Ama ekonomi bu performansla biraz daha alt bir performansında, istihdam bu performansla belki biraz daha bozulmuş giderken FED, evet biz artık enflasyonla mücadeleyi kazandığımıza inanıyoruz, o yüzden faizleri indirmeye başlıyoruz derse, önümüzde ciddi olumlu bir dönem daha açılabilir. Burada tabii seçim belirsizliği ayrı bir konu. Genellikle seçim yıllarında Ağustos ayı fena geçmeme eğiliminde oluyor. Ama Eylül-Ekim'de yani seçime doğru yaklaşırken, düşüşler yaşanabiliyor. Göreceğiz tabii her yılın kendine özgü dengeleri var. Dün borsalarda rotasyonun da tamamlandığını biraz gördük. Ne anlamında söylüyorum bunu? Mesela dün teknoloji hisseleri daha hızlı yükseldi. Hani bana Nvidia diyorlardı ya gitmiş dolar alacağız falan diye. Dün Nvidia tarihi bir yükseliş yaşadı. Bugün de yükselmeye devam ediyor. Dün piyasalar kapandıktan sonra gelen meta bilançosu da çok çok olumluydu. O da yine Nvidia'ya yaradı. Qualcomm çok olumlu bilanço getirdi. Arm'da bir sıkıntı vardı ama beni takip edenler biliyorlar zaten Arm'ın hep aşırı pahalı olduğunu düşünüyorum. Bugün de kapanıştan sonra Amazon ve Apple bilançoları gelecek. Onlardan da büyük bir sorun çıkmazsa teknoloji tarafının kendi toparlayacağını görüyoruz. Benim öngörüm küçük hisseler ama daha hızlı yine de artacaklar yıl sonuna kadar. Dün işte piyasa bir olaylara hazmetmeye çalışıyor yani ilk günden çok fazla kanaat üretmemek lazım. Bir tek Bitcoin olaya oyuna hiç girmedi hatta dün faiz kararından sonra düştü de. Bitcoin'de başka faktörler devrede. BlackRock mı bir oyun oynuyor Amerika? Elindeki Bitcoin'e sattığı için veya o satacağı endişesinin bir piyasada durduruyor bilmiyorum ama yine de para bollaşmasının temelde Bitcoin'de yukarı doğru çekeceğini düşünüyorum. O yüzden Bitcoin pozisyonlarımı bozmadım dünkü düşüşe rağmen. Hafif hafif de büyütmeye devam edeceğim. En azından yıl sonuna kadar bir hal olacağını düşünüyorum. Ve inancım bu evet Ekim'de, Eylül'de seçim öncesinde düşüşler yaşayabiliriz borsalarda. Ama şu 4 yıllık döngü videomu izlediğim likiditenin ne kadar önemli olduğunu hatırlayacaksınız. Mutlaka izleyin henüz izlememişseniz. Ve inanıyorum ki şimdi paranın bollaştığı bir döneme doğru giriliyor. Paranın bollaştığı dönemde varlık fiyatları temel olarak yukarı gitme eğilimindedir. O yüzden en azından 2025'in ilk yarı sonuna kadar piyasalara ilgili olumluyum. Dediğim gibi ara sert geri çekilme de olabilir, rotasyonu olabilir. Seçimlere doğru giderken biraz dikkatli olmakta fayda var. Orada da biraz işler karışabiliyor. Seçim yılları haricinde Ağustos genelde zayıf bir aydır. Seçim yıllarına daha kuvvetli bir ay. O da etkilerini de göreceğiz. Çünkü ne oluyor Amerika'da büyük yatırımcılar, fon yöneticileri tatile gidiyorlar. O yüzden piyasalarla daha kolay oynanabiliyor. Ani fiyat hareketleri yapılabiliyor. Çünkü büyük oyuncular tepki veremiyorlar tatilde oldukları için. Bütün bunlar zaman zaman dalgalanmalar yaratacaktır. O yüzden ben ana stratejimi hiç bozmuyorum. Zaman zaman fırsat buldukça all in oluyorum. Bir şeyler çok düşünce mesela önceki gün Nvidia'daki ve Tesla'daki düşüşlere yararlandım onlardan ve çok ciddi girdim piyasaya. Bugün onlarda biraz kar alacağım. Yani bu ana pozisyonlarını bozmuyorum ama trade'lere devam ediyorum. Ve gün kapanışlarında yani iki günde bir en azından yüzde %30 civarında nakite tekrar geçmeyi istiyorum. Çünkü dalgalanmalı bir borsa bekliyorum. Hep fırsatlar çıkacak. Yani yüzde %70'i portföyümün long dursun %30 ile oynayayım diyorum. Bu strateji devam edeceğim. Olumlu her şey. Dün tabii Nvidia'daki toparlanma bütün yapay zeka piyasasına iyi geldi. Meta'nın biz yapay zekadan bayağı para kazanıyoruz demesi de olumlu geldi. Bir dek ARM zaten bence çok pahalıydı o bir geri çekiliş içerisinde. Microsoft bir önceki gün bilançodan sonra sert düşmüştü. Dün onu toparladı. Bence bugün pozitife bile geçebiliriz. Bu akşam gelecek Apple ve Amazon bilançolarını da merakla takip ediyoruz. Böyle kısa bir özet geçmek istedim. Ve hak ederek diyorum herhalde ben demiştim bütün bunların böyle olacağını. Önümüzdeki günlerde pişirecekleri boza ezbercilerim ve işte sürekli her şeyin kötü gideceğine inananların bir jeopolitik riskler var orada risklerimiz ama bence çok büyük değil. Yani evet İsrail'in yaptıkları hoş değil. Bölgede ona bir tepki geleceği kesin. Ama şu anda İsrail'in başka bir büyük ülkeyle bir topyekun savaşı söz konusu değil. Çok korunuyor İsrail ve bölgede öyle bir güç yok. Bölgedeki o gücü destekleyen Çin gibi Rusya gibi faktörlerinde Amerika ile böyle bir cepheden savaşa girmek isteyeceğini düşünmüyorum. Çünkü İsrail savaşa girmek, Amerika ile savaşa girmek demek. İşte bölgesel çatışmalar şeklinde geçecek. O yüzden jeopolitik olarak ben çok büyük sorun görmüyorum. Tabii yaşanan şey korkunç. Oradaki insanları üzmek ayrı. Ben piyasa açısından konuşuyorum. İkinci konu da faizler inerse piyasalar düşer. Önümüze pişirlik konacak. Bunu olasılık dışı bırakmıyorum henüz. Çünkü piyasalarda geçmişteki davranışları tekrarlama gibi bir hastalık olabiliyor. Ama Fed eğer doğru iletişimle doğru zamanda bu işin bir resesyon riskinden dolayı değil, enflasyon çok düştü bu kadar faize gerek yoktan dolayı düşürüyoruz derlerse o sorunu atlatabiliriz diye düşünüyorum. Ve üçüncüsü de tabii seçim meselesi. Seçimlerde de Harris'in biraz toparlandığını görüyoruz. Göreceğiz. Ben Harris'in değil Trump'ın kazanması isterim. Piyasalar açısından öyle. Ben Amerika'da yaşamıyorum. Gerisi beni ilgilendirmez. Göreceğiz önümüzdeki günlerde neler olup bittiğini. Durumlar böyle. Kısa bir video oldu. Sevgiyle, saygıyla.